Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün NYX markasının böyle bir maskara altında kullanılan bir kirpik bazı var. Bunu yorumlamak istiyorum. Bir gözüme bunu tek başına uygulayacağım ve sonra üzerine maskara uygulayacağım. Diğer gözüme ise sadece bu maskarayı tek başına uygulayacağım. Diğer uygulayacağım maskara ise NYX markasının maskalarından bir tanesi. Yani başka bir maskara olabilir. Benim elime bu geldi. Bununla denemek istedim. Böylece her iki ürünün aslında tek videoda yorumlamış oluyorum. Çok zekice. Önce sizin karşınızda kirpiklerimi kıvırıyorum. Nasıl kıvırdığımı kadar görelim. 45 dereceye getirtiyorum. Biraz orada bekledikten sonra 90 derece yapıyorum açıyı. Orada biraz bekledikten sonra çiziyorum kirpiklerimi. Ben normalde bir tık daha uzun bekliyorum. Şu anda video nedeniyle çok uzun beklemedim. Evet. Şöyle bir ürün, beyaz, içinde sanki tüycükler varmış gibi bir ürün bu baz. Böyle pek çok maskara bazı ben kullandım daha önce, hiçbirinden de memnun kalmadım. Onlara oranla böyle çok kirpikleri aşırı aşırı beyaz yapan bir ürün olduğunu söyleyemeyeceğim. Bazıları böyle bayağı bir bembeyaz yapıp ağırlaştırıyor normalde böyle sürünce. Bu sanki böyle Allah'ım ne kadar süslendi, ben sürmedim mi falan dedirtiyor bana en azından. Böyle güzelce sürüyorum. İyice o kirpiklerimi beyaz göreyim de rahat edeyim diyorum. Ve sonra onu birazcık öyle kendisiyle baş başa bırakıyorum ve diğer tarafımın kirpiklerini kıvırıyorum. O biraz orada kurusun istiyorum çünkü. Aynı yöntemle bu kirpiklerimi de kıvırıyorum. Kuruyana kadar ben bu tarafa maskara uyguluyorum. On the Rise isimli maskarası NYX'in. Bu da böyle güzel bir fırçası var. Ve ama vaatleri arasında kirpikleri kıvırık göstermek var bu arada. Bu da benim başarılı bulduğum, bayağı başarılı bulduğum çok güzel bir maskara. Bu videoda bundan da bahsedeyim. Bu video ikisinin de videosu olsun. Çok çok sevdim bu maskarayı. Ve hani suya dayanıklı diye üretilen bir maskara değil. Buna rağmen gerçekten benim kirpiklerimi çok güzel kıvırıyor. Gün boyu da böyle kalıyor şimdi. İnkar edemeyeceğim. Şimdi diğer taraftaki maskara bazı kurumuştur diyerekten hemen diğer tarafa geçiyorum. Ve orada maskaramı uyguluyorum. Aynı maskara. Biraz altta baz olduğu için beni biraz sürerken zorladı. Hani hemen kayıp akmadı. Sanki böyle biraz topaklanmalar, yapışmalar oldu. Bu tarafta altta baz var. Bu tarafta da gördüğünüz gibi sadece bu maskaranın kendisi var. Sanki bu daha hacimli gibi gözüküyor olabilir gözünüze olarak ama yani inanılmaz kirpiklerim yapıştı. Bazı biraz fazla kaçırdım herhalde. Hiç benim tercih ettiğim bir görüntü oluşmadı doğru söylemek gerekirse. Evet, kirpiklerim hala hani biraz kalkık kıvrık, hemen düşmedi bazı sürdüm diye. Ama nasıl desem, yani görüyor musunuz? Bu daha böyle tane tane ayrılmış doğal. Hatta şu tarafa ikinci katı sürsem belki de bunun gibi olabilir. Bir deneyelim mi? Onu da deneyelim hadi. Sonuçta diğer tarafta da baz var. Üstüne maskara var. Orada da iki kat maskara varmış gibi oluyor sonuçta. Yani Allah aşkına. Bunun ikinci katını sürdüm. Bin kat daha. Bazı taraftan bin kat daha güzel oldu. Yani siz de görüyorsunuzdur. Şimdi bir bu tarafa bakın. Bir de bu tarafa bakın. Burada iki kat maskara var.
çok daha güzel gözüküyor bu tarafa göre ve düşmedi de burada. Uçlarda biraz düşmeler var. Kesinlikle NYX'in bu maskara bazının çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Gözlere yapılan bu uygulama olduğu için özellikle görmeniz için kameranın içine girdim. Yani bundan sebeple şimdi ben laf etmeyin. Daha iyi görebilmek ve gösterebilmek adına kameranın içine girdiğimi kabul ediyorum. Bilerek yaptım. Yani bana göre bu maskara bazı gereksiz. Normal bir maskaranızı alın, çift kat uygulayın. Benzer etkiyi alırsınız diye düşünüyorum. Benim tekrar satın almayı düşündüğüm bir ürün değil açıkçası. Yani şu görüntüyü daha çok beğendim. Niye iki ürün uygulamakla uğraşayım ve yapıştırdı yani, hani böyle bir işe de yaramadı. Öyle işte arkadaşlar. Görüşmek üzere.